Ne işin var burada senin? Aa, bir davetiye göndermişsiniz. Ben de ayıp olmasın diye geldim. Ne davetiyesi, rezillik falan çıkartma Kudret. Defol git buradan. Asıl rezillik sende. Metresinin aşığını hapset, kadın yetmedi. Onu bir de karı diye koluna taktın. Aha, ama dur. Dur daha. Sizi bir kuru ekmeğe muhtaç edeyim de. O zaman bak bakalım Kudret'i yok saymak ne demekmiş. Kudret! Gel gel. Gel kız gel. Gel gel. Sen bir çeyrek kaç para haberin var mı? Ha canım, muhtaç olduğunda beni hatırlarsın. Anne, hadi. Şu gece onun değil, benim yanımda, annenin yanında olman lazımdı. Sana da yazıklar olsun. Aldım. Tamam hayatım, sakin ol. Nereden çıktı? Nereden bileyim ben, davetiye falan... Nereden çıktı Süleyman? Ne bileyim ben? Yahu bu kadar zor olabilir bir şeyi anlamak. Gerçekten sinir ediyorlar insanları. Domates, beyaz peynir ve yeşil biber dedim ya. Suratsız çocuk. Eğer bir yerin çalışanı mutsuzsa onun sahibi kötüdür. Ben sana söyleyeyim. Bir daha da oraya gitmem. Ay ya, sen müsait miydin? Ben pat diye girdim ama. Yok, tam vaktinde geldim. Geç olmuş bayağı, ben gideyim, hiç saate bakmadım. Sen de kal lütfen. Ne oldu? Düşmanım eski sevgilimle evlendi. En yakın arkadaşım beni sattı ve eski karıma yanaşıyor ve yanlarında oğlum var. Ve ben canımla cebelleşiyorum ama onlar için gayet güzel hayat devam ediyor. Yani bundan başka bir şey olmasına gerek var mı? Başka bilmem gereken, bana söylemediğin bir şeyin var mı? Oğlumu göremiyorum ya. Boyu uzamış, saçı uzamış, yepyeni bir okula girdi, bir sürü olay oldu diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Kim onun aklına, ruhuna ne sokuyor onu bilmiyorum. Yani böyle şeyler işte. Neyse ne, tamam neyse, boş ver. Sen dosyayı getirebildin yani. Getirdim. Hesabıma girmek istemedim tekrar, ondan çıktısını getirdim sana. Ne hadi, iyi ki varsın. Beni o kapkaranlık kuyudan çıkardın ya. Bir sen inandın bana. Umarım sana teşekkür edebilirim. Umarım. Senin masum olduğuna inanmasam asla sana yardım etmem. Asla mesleğimi tehlikeye sokmam. İrfan, ben babam için yalan söylemedim. Onun suçunu görmezden gelmedim ben. Ama hani sen bana demiştin ya bir kere, hatırlıyor musun? Adalet diye bir şey yok. Ben olsun istiyorum. Ben masallara inanıyorum. Sedat abiye ve savcıya söyleyeceğin her şey burada. Bütün dökümler burada. Bunlara iyi çalış. Eğer bize verdiğin sözü tutamazsan tekrar seni içeri tıkarız, haberin olsun. Bu adamlara nasıl ulaştın İrfan? Süleyman'ın bütün bağlantılarının kaynağına gideceğim. Süleyman'ı Süleyman yapan kadına. Kudret. Bugün o düğüne nasıl geldi zannediyorsun? Kudret Hanım'a düğün davetiyesini ben gönderdim. Öfkeli bir kadından daha tehlikeli hiçbir şey yoktur. Düşmanımın düşmanı, yeni dostum Kudret Hanım'ı ikna edersem bana kapıları açar. Hakan bu kapıya gelirse içeri alınmayacak. Tamam mı? Eşyalarını toplayın. Neyi var neyi yok her şeyi gönderin. Babasıyla kendisi bana ettiklerinin cezasını çeksin bakalım. İyi de Yabancı Holding'e girsen ne olacak ki? Süleyman ayrıldı oradan. Ya ama mutlaka orada bir sistem kurmuştur. Sistemi anlarım en azından. Sedat komiseri söyleyecek bir şeyler bulmam lazım. Belki Kudret bana inanırsa, bilmiyorum, işimize yarayacak bir takım delillere götürebilir beni. Bilmiyorum, dediğim gibi yani bakacağım. Seni rahatsız eden
Aklına yatmayan bir şey mi vardır? Var. Ayaklarım. Ya o kadar ağrıyorlar ki İrfan, gerçekten bütün gece operasyondaydım. Saniye uyumadım. Sonra da düğüne gittik zaten. Ayağımda bu kadar topuk. Nasıl giyiyorlar bu kadınlar? Ben bunları çıkaracağım, kusura bakma. Ya çıkar lütfen. Karnım da aç. Getirdim sana sandviç. Bir çay söyle de yiyelim. Ya çok özür dilerim. Ben sen hemen gideceksin. Kardeşim bekliyordur evde falan diye sormadım bile sana. Yok yok, kuzenlerimle o. Teyze mi, hala mı? Hala. Baba tarafı. 1516'ya iki çay alabilir miyiz? Biraz da kurabiye lütfen. Teşekkürler. Hala? Ha, bir tanedir halam, var ya o kadar iyidir ki. Babama hiç benzemez. Senin babanla olayın ne? Ben 9 yaşındaydım. Bu televizyon çaldı. Sonra eve geldi, korktu tabii polis gelecek diye. Beni sıkıştırdı kenara, diyor ki sakın kimseye söyleme, canını okurum. Sonra polis geldi, bunu sıkıştırdı. Ödü koptu tabii. Ben de söyledim. Böyle yaptım, bu dedim, aldı. Çünkü benim için adalet öyle bir şeydi. Şuna bakalım mı hadi? Zaten her şey yazıyor orada. Süleyman'ın en yakın adamı Necmi, biliyorsun. Reşat Kudret'in babası. Zaten Necmi ile Süleyman'ı tanıştıran kişi aslında Reşat. Çünkü onlar Erzincan'dan Necmi'nin babasıyla arkadaş. Ondan sonra Sinan vardı, Oflu. O da zaten onun, Necmi'nin damadı. Haliyle de tabii Mahmut kayınço oluyor. Anladın mı? Ne? Yani ülkemizde akrabalık ilişkileri biraz karışık ya, onu düşünüyorum. Benim bunu anlamam için bir tablo yapmam lazım adam akıllı. Yapsan yeridir. Böyle yanlarına okları falan çıkan, altına yazacaksın. Kaynana, gelin, görümce, kayınço. O onun görümcesi, o onun kaynanası. Öteki de onun kayınçosu. O onun ayağı karışık. Ya ben akademisyenim, böyle bir şey yapmasam anlayamam yani. Çok sinir bozucu. Gerçekten kusura bakma. Ben bunu bir de grafiklerle falan desteklerim yani. Öyle yapacağım ben de. Öyle görünüyor. Yoksa... Şimdi bir dakika bu... Necmi... Ya bak güldün işte. Evet. İnsan bir daha hayatı boyunca gülemeyecekmiş, mutlu olamayacakmış gibi düşünüyor bazen. Ama güldün. Mutlu da olursun. Oda servisi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cihan. Evet evet, yerleştim otele, bir sorun yok. Ben bir rahatlayınca seni arayayım mı? Tamam, çok teşekkürler, sağ ol. Telefon geldi de kusura bakma. Kurabiyeler de geldi. Thank you.